Evet sevgili Spor Toto severler 32. hafta Spor Toto bültenimize hoş geldiniz. Yine şaşırdık mı şaşırmadık. Her zamanki gibi birbirinden zor maçlar Spor Toto'da yer alıyor. Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah oruç tutanlara sabır versin, güç versin diyerek başlayalım inşallah. Ramazan bayramına da sağ salim bir şekilde varırız diyelim. Bu arada tabii her zamanki gibi hatırlatayım. Çarşamba akşamı Avrupa maçlarından önce saat 9 civarında yine kanala abone olursanız alttan abone ol ve zil işaretine bastığınızda canlı yayına gireceğiz. Sevgili Ahmet Hoca ve Derman Hoca ile ve sizlerin videolarını da bekliyoruz. Telefonunuzu yan tutarak bakın şöyle yan tutarak kendinize çevirerek 20 saniyelik videolar çekip bu haftanın sürpriz beklemediğiniz banko maçını ya da bu maçta sürpriz çıkabilir diye 20 saniyelik yorumunuzla mail adresimize iddiabilirim.gmail.com adresimiz aşağıda yazıyor işte. Gönderirseniz sizlerin videolarını da canlı yayında yayınlıyoruz biliyorsunuz. Çarşamba akşamı canlı yayınımıza da bekliyoruz. Spor Toto'cu dostlarımızı, siz sevgili dostlarımızı diyelim. Bu arada sevgili hala ulaşamadım ben bu Emrah Özkan hala aranıyorsun kardeşim, bana bir yaz ya, gözünü seveyim, seninle bir anlaşmazlık var, hala bulamadık seni. Bu arada tabii 15 bilen yok bu hafta. Evet, geçen hafta cenabet hafta demiştik, 31. hafta demiştik, tam da dediğimiz gibi oldu. 15 bilen çıkmadı, 2 milyon 120 bin lira civarında devretti. Bu iyi bir haber, bu haftaya devretmiş olması yine 5 milyona yakın ikramiye olacaktır diye düşünüyorum. Oynayanlar da artacaktır bu devretmeden dolayı. 14 bilen 35 kişi yaklaşık 35 bin lira kazandılar bana yazan. Sadece Instagram'dan 5 kişi var, yorumlara yazanlar var. 7-8 kişi bizden bilmiş herhalde. Hepsini tebrik ediyorum. Faydamız olduysa ne mutlu bize. Yani başta Serdar Ergen olmak üzere Hacı Tuna yine bize yazmış. 14 bilmiş. Ya bir de arkadaşlar böyle işte yok büyük ikramiye tutturursam sana şu kadar para bu kadar para demeyin. Ondan sonra vazgeçiyorsunuz. Paranın yüzü sıcak geliyor. Biz sizden bir şey talep etmiyoruz. Ha yardım yaparsanız bağış yaparsanız eyvallah ama Hacı Tuna da demiş abi demiş 15 bilseydim 500 bin sendeydi. 35 bin kazanmış oradan bir iki ufak bir şeyler veremiyor yani. O yüzden böyle şeyler söylemeyin, gerek yok. Biz öyle şeyler talep etmiyoruz. Yardımımız olduysa ne mutlu. Tabii bizden aldıkları şeylerle kazananlar var. Mesela Leeds United maçında ben nasıl City'ye gidiyorum ama yine de dikkat edilmesi lazım Leeds'e de falan dediğim için. Sen öyle dediğin için diyor yani Leeds'i de aldım ben falan diyor mesela. Şöyle bir baktığımızda 13 bilen de 700 küsur kişi 1500 civarı yine çok fazla 13 bilen var. Onları da tebrik ediyoruz. 12 bilen de 10 bine yakın kişi 162 civarında. Para almışlar. Biz ne yapmıştık? Biz nerelerde yardımcı olabilmiştik size? Tabii Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında yine sıfırlarıyla beraber almıştık. Orayı gayet güzel geçtik. Trabzon maçına 2 demiştik ama daha sonra videonun altına ben geçen haftaki videonun altına yorum sabitlerim demiştim. Sonradan değişiklik olursa ki görmüşsünüzdür yine Mbakame ve Ekuban'ın oynamayacağını duyunca 0 mutlaka alın demiştim. Orada da başarılı olduk. Biz sizlere 11 maçta yardımcı olabildik. Yine Ahmet Hoca sanırım 9'da 10'da kaldı. Derman'la ben 11 maçta sizlere yardımcı olabildik. Hatay Göztepe maçında 1 ile beraber 0'ın sürpriz çıkabileceğini düşündük ama Göztepe kazandı. Orada yardımcı olamadık. Bir orada yattık. Sivas bir tekten geldi. Ankara gücüne yakın olduğunu söylemiştik. 1 ile 2 almıştık sürprize karşı ama Ankara gücü kazandı. Kayseri Antalya maçında beraberlik maçı demiştik. Kayseri atamadı. Antalya yendi. İkinci yatan maçımızdı. Kasımpaşa Malatya'yı direkt 0 olarak verdik. Zaten bültende 3 tane 0 maçı var. Biri Galatasaray, onu vermiştik yine 1 ile beraber 0 almıştık. 1-2 almamıştık. O gayet güzel. 2. 0 Trabzon maçı, onu da yorumlara yazdık. Onu da bildik. Yine 3. 0 Kasımpaşa Malatya direkt 0-0 bitti. Bunu da direkt 3 beraberlik maçını da direkt önermiştik. Alanya Denizli maçına sürpriz aramadık. O geldi. Real Madrid Barcelona'da Real Madrid tarafında olduğumuzu 1 ve 0 olduğunu yine bildik. Manchester City maçını ben 1 aldığım için bütçe yokluğundan ama dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Benim yatan 3. maçımda City maçıydı ki o da 10 kişi kalan rakibine karşı bastırırken nasıl gol yediğini gördünüz yani o maç. Berabere de bitebilirdi, City de alabilirdi, her an her yere dönebilirdi. Maçların içinde olan ilginç olayları biliyorsunuz zaten. Liverpool Aston Villa'da zor da olsa Liverpool kazandı, 1 ile beraber 0 almıştık. West Ham Leicester City maçında sürpriz aradık ama bu sefer 1-2'ye gitmedik işte maalesef 0-2'ye gittik. O yüzden yatan 4. maçımda oydu, 11'de kaldım ben. Tottenham United maçında 1-2'ye gitmiştik, yine United 1-3 kazandı. Yine her zamanki gibi fikse bağladı kaç haftadır 11-11-12, 11-11-12. Ha bir 11-12 maç benden ama hangi 11-12 maçı alacağız işte şans. 3-4 maçı kendiniz değiştirip 11-12 maçı aldığınız zaman inşallah 15'i bilen bu hafta bizden olur diyelim. Hemen düşüncelerimize geçelim hızlı bir şekilde. Evet, şimdi Beşiktaş-Ankara gücü mücadelesinde Abubakar bireysel çalışmalara başlamış. Bu önemli bir şey ama kendini riske etmek istiyor, oynamak istiyor ama teknik ekip doktorlar izin verecek mi, kendi risk alacak mı, belki bu maçta mı dinlenecek belli değil. Ama Abubakar oynarsa tabii Beşiktaş rahat kazanır diye düşünüyorum. Yine bu arada Cuma günü 5 maç birden var Toto'da arkadaşlar. İlk maçlar saat 16'da Konya, Kayseri ve Gençlerbirliği Sivas'la başlıyor. Akşam 19'da Antalya, Rize, Beşiktaş, Ankara gücü.
Ve aynı zamanda Cuma günü saat 22'de Everton Tottenham. Yani ilk günden 5 maç birden var. Bunlara dikkat edelim. Beşiktaş Ankaragücü maçında Gezdal'ın oynamasıyla beraber yine geçen hafta Erzurum karşısında ölü bölü dileseler de çok iyi oynamasalar da 4-2 kazanmayı bildiler. Dediğim gibi sakat listesinde Aboubakar şüpheli olarak görünüyor. Normal sakat olarak görünüyordu. Cenk Tosun'u kaybettiler bu arada. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim kendisine. Yani Aboubakar onu ya yenebilirler diye düşünüyorum ben de. Toto açısından yine bir koydum araya. Aslında Beşiktaş'ın yenebileceğini düşünüyorum ama Toto açısından sıfırı da aldım. Ankaragücü'nün yenebileceğini düşünmüyorum. Sürpriz çıksa da sıfırla çıkar. %16 oynanma yüzdesi var ki inşallah sıfır olur diyelim. 1 ve 0 aldım daha doğrusu bunu ben. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a güvendim yenilmemesi konusunda. Başakşehir Fenerbahçe yine sıraya doğru sırayla gidiyorum. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir şeyler deniyor. Güzel de bir şeyler deniyor. En azından futbol oynatıyor. Fenerbahçe'nin böyle güzel oyununu özlemiştik ama bu oyununda bir riski var tabii ki. Çok fazla pozisyon veriyor. Yani nasıl şu anda 3-1 kazandıysa Gaziantep maçını 2-4 yenilebilirdi de. Bakın abartmıyorum. 2-4 yenilebilirdi de. Gaziantep'in kaçırdığı pozisyonlar %100 net iptal olan golü hatalı karar. %100 gol çünkü onu söyleyelim. Onun dışında Fenerbahçe çok pozisyonlar verdi. Altı pas üstünden avuta atılan pozisyonlar falan var. Yani yenilebilirdi de. Bu şey riskli ama rakibe göre formasyonu yapacağını söylemişti. Şimdi Başakşehir tabii kapanacak. Kendi sahasında Fenerbahçe'yi bekleyecek. Klasik. Böyle çok fazla gol olmayan bir maç olacağını düşünüyorum. Onlar da Gaziantep'e yenilmişlerdi en son. Onun dışında burada yine Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir mücadele. Başakşehir biraz tam kadro görünüyor. Çok fazla eksiği yok gibi. Fenerbahçe'de de işte Mesut Özil, Perotti, Sadık Çıkpınar dışında bir şey yok. Fenerbahçe kazansa da 1-0 kazanabilir ya da berabere bitebilir. Yine Başakşehir sürprizi beklemiyorum. Sürpriz çıksa da beraberlikle çıkabilir diye düşündüğüm için %21 olan 0'ı aldım ve %57 olan 2'yi aldım. 0-2 aldım Fenerbahçe maçına. Göztepe Galatasaray'a geldiğimiz zaman burada ilginç bir istatistik var. Galatasaray'ın oynadığı oyun ortada zaten. Şampiyonluktan da koptu. Buradan sonra puan kayıpları gelmeye de devam edebilir, kazanabilir ama Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan yaklaşık böyle 10 yıldır 99'dan beri, 2000'den beri, 99, 2000, 2001, 2002 da geçmişten bugüne kadar son böyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 maçından bir tanesi bile sıfır bitmemiş arkadaşlar. Bakın ilginç bir istatistik. 16, 17 maçtır bir tane maçları berabere bitmemiş. İlginç bir istatistik. Onlar da çıkıştalar, Rize'yi yendiler. Hatay deplasmanından 3-2 ile döndüler yine şanslarının yardımıyla diyelim. Galatasaray'da çok önemli eksikler var. Ryan Babel ve Ryan Dong cezalı. Oynamayacak Falcao zaten yüzünden yaralandı. Biliyorsunuz çarpıştı Kerem Aktürkoğlu ile antrenmanda ve o da oynamayacak. Sakat Yedlin de sakat. Maalesef ligimizde öyle bir şey ki adamın ayağı neredeyse kırılacak ya da ölünce herhalde kırmızı kart çıkacak. Kırmızı kart bile çıkmadığı pozisyonda Yedlin'i kaybetti Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu da şüpheli görünüyor. O biraz çarpışmayı biraz hafif patlattı herhalde. Galatasaray ya yenebilir ya da yine Göztepe yenebilir diye bu istatistik devam edebilir diye düşündüm. Geçen hafta sıfırla beraber alarak yırtmıştık Galatasaray maçını. Karagümrük maçında 1-0 olarak tutturmuştuk. Bu sefer 1-2 olarak aldım. Ya Galatasaray yener ya Göztepe yener diye. Galatasaray'ın oynanması %57, Göztepe'ninki %25. Bunu da her hafta söylüyorum. Nesine veya Bilyoner gibi sitelerde, sanal bayilerde, devlet güvencesinde olan bu sanal bayilerde hem buradan hem dışarıda bayiden oynayabilirsiniz. Bu yüzdeleri, oynanma yüzdelerini görebiliyorsunuz. Tam sakat cezalara da transfermarket.com'dan yazdığınız zaman atıyorum Göztepe sakat cezalı transfermarket.com transfermarket yazsanız yeter Google'a ilk karşınıza çıkan şeye tıklayarak her seferinde geri gidip takım adı yazarak yine aynı şekilde arayıp bunu bile anlatıyorum çünkü nasıl bulacağız diye hala sorular geliyor. O yüzden anlatıyorum. Evet Göztepe Galatasaray'ı 1-2 aldım. Üçüncü maçımızda da dördüncü maçımız Gençler Birliği Sivasspor mücadelesi. Aslında Sivasspor'u beğeniyorum biliyorsunuz geçen hafta da tek geçmiştim. Ama Toto açısından biraz baktım bu mücadeleye. Çünkü artık ligin sonları yaklaşıyor. Ligin boyu kısaldı. Son 8-9 maçlar kaldı bazılarının. Ve Gençler Birliği altlardan kurtulma çabası içinde. Ankaragücü karşısında da yenildi. Ve mutlaka puan çıkarması gereken bir mücadele. Sivas'a baktığımızda da orta sıralarda biraz hedefsiz kalmış gibi. Hani ne Avrupa'ya yaklaşabilir ne de düşme korkusu var. Biraz rahatlar o konuda. Gençler Birliği'nin çok ihtiyacı var. Arda Kızıldağ defansta cezalı Gençler Birliği'nde oynamayacak. Sivas'ta Hakan Arslan cezalı duruma düştü. Gördüğü kırmızı kartla biliyorsunuz. Burada ben biraz da Toto açısından düşünerek aslında Sivas'ı ne kadar beğensem de sıfır ağırlıklı düşünüyorum. Tek tercih yapanlar sıfır biteceğini düşünüyorum mücadelenin ama %23 oynanma yüzdesiyle. Gençler Birliği'nde de bir tik koydum ben. 1-0'ı burada aradım. %29'da yani sürprizlerin haftası olduğunu düşünüyorum bu hafta. Avrupa'da özellikle çok fazla sürpriz bekliyorum. Bizim ligimizde de hatta beraberlikler haftası gibi düşünüyorum. Geçen hafta 3 çıktı ama burada en az 4-5 tane beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Gençler Birliği Sivas'ı ilk düşüncem bütçesi olmayanlar için 0. Ama ben 1 ve 0 aldım. 256'lık her hafta verdiğim gibi kuponda.
Diyelim ben tabii bunlardan oynarken geçen hafta mesela işte bir 64'lük bir 32'lik yaptık. Bazen paramız oluyor 128'lik yapıyoruz. Bazen olmuyor 32 ve 16 yapıyoruz. Ben de yine 11'de kaldım. Her ne kadar iki tane şey çıkarınca herhalde öyle 64 32'ye geliyor. Yine de burada kaç tutturduysam onu tutturuyorum. Burada da 1 ve 0 aldım. Dediğim gibi öncelikli tercihim 0. 5. maç Konya-Kayseri mücadelesi. Ya işin içinden çıkamadım maçlar bunlar. Bir de Cuma günü ilk maç yani Konya-Kayseri. O yüzden en az iki tercih konmalı bence. Ben yine biraz daha ihtiyacı olan tarafa gittim. Konya çünkü yine ligin orta sıralarında aynı Sivas gibi hedefsiz kalan takımlardan biri ve Kayseri son mücadelesinde Antalya'ya karşı ne kadar böyle pozisyonlara girse de atamadı. 1-0 yenildi. Biraz daha hücum futbolu oynuyor biliyorsunuz. Kayseri Spor Hamza Hamzoğlu'ndan sonra İlhan Pavluk'la beraber Konya Spor'un da fena olmayan bir durumu var. Ama dengesiz takımlar. O yüzden biraz daha Kayseri'nin yanında oldum ben. Konya Spor'da orta sahada Yevtovic sakat oynamayacak. Kayseri Spor'da da Kampanyaro'nun yine sakatlığı devam ediyor. Toto açısından da şöyle bir baktığımız zaman zaten Kayseri tarafının oynanması %20, beraberlik 28, Konya %52 şu anda. Ben 0 ve 2'ye gittim. Yine beraberlik ağırlıklı bir maç düşünüyorum. İlk tercihim 0 ama iki tercih koydum. İlk maç olması sebebiyle Gençlerbirliği Sivas'ta ilk maç bu arada Cuma günü 16'da o da. Yani Gençlerbirliği'ne 1-0 gittim. Kayseri'ye 0-2 gittim ama Toto açısından olduğunu söyleyelim. Tabii öbür tarafta favori Sivasspor'dur. Burada da Konyaspor'dur. Kendi evinde oynadığı için favoriler bu şekildedir iddiada diye düşünüyorum. Zaten Toto'da da öyle. 6. maç Antalya Rizespor mücadelesi ya. Aslında burada direkt 0 geçip bu hakkımı başka yerde mi kullansam dedim ama Antalya'ya da belli olmuyor. Rize'yi de çok beğenmiyorum açıkçası ben. Yine Cuma'nın ilk maçı Beşiktaş maçıyla aynı anda oynanacak saat 19'da. Antalya Spor Kayseri'yi de yendi. Rize Spor, Trabzonspor, eksik Trabzonspor karşısında yine pozisyonlara girdi ama 0-0 berabere kaldı. Düşme potasının biraz üstünde ama tehlike geçmiş değil Rize Spor için. Burada Antalya karşısında yani en fazla beraberliği kurtarır diye düşünüyorum. İki takımda da çok önemli sakat cezalı yok. Antalya'da Gökdeniz'i saymıyorum. O uzun süreli sakat biliyorsunuz. Antalya'nın yenemeyeceğini düşünüyorum kendi evinde. Yine Rize maçı kitleyip 0 yapabilir yani bir beraberlik çıkabilir. O yüzden tek sıfır almadım. Korktum Antalya'da maçı alabilir diye. 1 ve 0 olarak aldım ama ilk tercihim yine 0 olacaktır. Düşük bütçeler için ben 1 ve 0 aldım 6. maça. Denizlispor Erzurumspor mücadelesinde yine Alanya karşısında Denizli neredeyse galip geliyordu. 2-0'a kadar getirdi mücadeleyi biliyorsunuz. Ondan sonra 3-2 verdi ve onlar da düştü diyebiliriz ama son çırpınışları artık son 8 maçta alabildiği kadar 3 puan alacak ve direkt rakibi Erzurum. Direkt rakibi hemen üstünde yer alıyor 28 puanla ve mutlaka kazanmak isteyecek her iki takım da ve bundan önceki oynadıkları son 3 maçta hiç beraberlik görülmedi. Yine neydi Denizli'nin Rodo Ega'da geri dönüyor ve bu maçta oynayacak. Erzurum'da Cenk Ahmet defansta cezalı oynamayacak. İki takım da dediğim gibi düşme potasında ve mutlaka galibiyet istiyor. Kendi evinde bir tık daha Denizlispor favori gibi olsa da ben Erzurumspor'un deplasman karnesi daha iyi olan Erzurumspor'un da galip gelebileceğini düşündüğüm için bu sefer beraberlik almadım. İki takımın da yenme zorunluluğundan dolayı 1 ve 2 aldım. İlk tercihim yok burada. Mecbur 50 kuruşluk da oynasanız burada en az iki tercih yapmalısınız bence. 8. maçımız Trabzonspor Hatayspor. Burada 0'la beraber almıştım. Daha sonra başka yere bir tercih daha koyabilmek için 0'ı kaldırdım. Hatayspor bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Galatasaray'ı yendikten sonra yani çok pozisyonlar da veriyorlar. Çok pozisyonlara da giriyorlar ama Karagümrük'e yenildiler. Göztepe'ye yenildiler. Şimdi bir de Akintola cezalı. Bu Pelsa gol atamıyor uzun zamandır biliyorsunuz. Mamedyuf atıyor, şey yapıyor, çekiyor gol yükünü. Yani Trabzon karşısında Envakame şüpheli görünüyor. Ekuban da şüpheli görünüyor. Bu ikisine bir bakın yine Cuma günü oynamadan önce. Eğer ikisi de oynamayacaksa tamam sürpriz arayın. Sıfır koyun ya da iki koyun. Ama ikisi de oynayacaksa bu sefer Trabzon'u galip gelebileceğini düşünüyorum ben. Vitor Hugo cezalı defansta bu iki isim dışında. Onu söyleyeyim. Ben bütçe harcamamak adına sıfırı kaldırdım sonra belki Ekuban'la Vakayem oynar, Envakame oynar diye. O yüzden bir aldım ama mutlaka sıfırı da koyun eğer bunlar oynamazsa diye söyleyeyim. Hatay galibiyeti beklemiyorum. İnşallah yanıltmazlar bir sürpriz de burada yapmazlar diyelim. Beraberliğin oynanma yüzdesi %23, Trabzon 55. Yeni Malatya Alanyaspor mücadelesinde ya Yeni Malatya yine oyunu kitleyebilir. Alanyaspor oyunu kitleyen takımlara karşı çözemiyor biliyorsunuz. Geçen gün Denizli'yi çevirdi ama Yeni Malatyaspor Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Yine ondan önce de Fenerbahçe ile berabere kalmıştı. Son 4 maçın 3'ünde berabere kaldı. Başakşehir ile yenildi. Gaziantep ile yine berabere kaldı. Yeni Malatya'da yine düşme potasının hemen üstünde ama hala yakından hissediyor tabii tehlikeyi. O yüzden burada alacağı 1 puan bile çok önemli. Evet Alanya daha iyi takım olabilir. Her iki takım da sakat cezalı görünmüyor ama Alanyaspor'u dediğim gibi ben pek
beğenmiyorum. Yani kitleyebiliyor bazen takımlar ve yeni Malatya bu maçı kitleyebilir diye düşündüğüm için direkt sıfır aldım. Haftanın beraberlik maçı olarak görüyorum. İnşallah öyle olur. Alanya şey olan taraf, favori olan taraf, bütçesi olanlar yine bir tercih daha koysun ama ben öncelikli ve tek tercih olarak sıfır yaptım açıkçası. Bir tercih hakkım daha olsa nereye koyarım bilemiyorum ama sürpriz aramak için herhalde Malatya'ya giderdim diye düşünüyorum. Direkt sıfır olarak aldım. Gaziantep Kasımpaşa maçını tek geçtim. Biraz risk aldım bu mücadelede. Pazar günü 16'da oynanacak. Gaziantep'i beğeniyorum ben. Fenerbahçe'yi de elinden kaçırdılar bence. Ve ondan önce de Başakşehir'i yenmişlerdi biliyorsunuz. Kasımpaşa'da bol bol pozisyona girdiği mücadelede Yeni Malatya'ya karşı galip gelemedi. Ligin dengesiz takımlarından biri Kasımpaşa. Aslında iyi oyuncuları da var ama onlar da düşme potasının hemen üstünde. İki tarafında puana ihtiyacı baktığımız zaman Kasımpaşa'nın daha fazla ama Gaziantep ya bilmiyorum şu olumlu pozitif futbolunu devam ettirirse sanki buradan galip gelebilir gibi geliyor bana. Vetri cezalı orta sahada Gaziantep'te, Kasımpaşa'da da Yusuf Erdoğan oynamayacak sakatlığından dolayı. Bunu ben tek geçtim tabii ki riskli tercih bütçe olmadığından dolayı ama bütçesi olanlar sıfırı da alabilirler. İlk tercihim bir Gaziantep kazanabilir. Sürpriz çıksa da en fazla sıfırla çıkar diyorum. Ben bir aldım kuponuma. Şimdi gelelim Avrupa'ya. Wolfsburg Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih Avrupa'dan dönecek. Wolfsburg her zaman anlatıyoruz. Beğendiğimiz takım. İyi oynayan bir takım. Bayern Münih'i kitleyebilir. Yenebileceğin en son Frankfurt karşısında 4-3 yenilmişlerdi. Gol düellosu. Münih'te Union Berlin karşısında 1-1 berabere kalmıştı. Orada da iddia kuponumuzda karşılıklı gol var almıştık. Bayern Münih'in puan kaybedebileceğini düşünmüştük. Oradan nasıl dönerler Bayern Münih bilemiyorum ama Douglas Costa sakat oynamayacak görünüyor. Lewandowski'nin sakatlığı çok önemli hala devam ediyor. Tolisso yine sakat. Wolfsburg'a baktığımızda orta sahada cezalı Arnold, Maximilian Arnold oynamayacak cezalı. Onun dışında orta sahada bir de Stefan'ın sakat olduğunu söyleyelim Wolfsburg'da. Burada dediğim gibi bir sürpriz çıkabilir. O yüzden ben 2'nin yanında 0 da aldım. Bir bütçe burada harcadım. 0'ın oynanma yüzdesi %12. Yani burada 1-1-2-2'lik golü bir beraberlik de çıkabilir diye 2 ile beraber 0'ı da aldım. 256'lık kuponumda Wolfsburg, Bayern Münih 0 ve 2 diyorum. İlk tercihim 2, ikinci 0 tabii. Everton-Tottenham maçı yine Cuma günü saat 22'de oynanacak. Dikkat edilmesi gereken bir mücadele. Yine dengesiz iki takım. Belli olmuyor bu iki takımın oynadığı maçlarda biliyorsunuz. Yani Tottenham ne kadar favori gibi görünse de Everton maçı kitleyip beraberlik kurtarabilir. En son kupada oynamışlardı. Federasyon kupasında 4-4'lük bir maç vardı hatırlarsanız. Normal süresi yine sanırım 3-3 mü bitmişti? Yok, 4-4 bitmişti mücadele. Yani puan da kaybedebilir. En son Manchester United'e kaybetti Tottenham ama hala iki takımın da ilk 5 içinde yer alma şansları var. 49-48 arka arkayalar ve ben yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Sakat cezalı da görünmüyor. O yüzden risk aldım ve direkt sıfır aldım. İkinci tercih koyup bütçesi olmak isteyenler varsa sürprizi Everton'dır. İstiyor oraya gidin ama ben Tottenham'ın yenileceğini düşünmüyorum. Yine gollü bir beraberlik 1-1 gibi, beraberlik 1-1-2-2 gibi beraberlik beklediğim için direkt sıfır aldım bu mücadeleyi. Real Sociedad Sevilla mücadelesi yine hafta sonu bizleri yanıltmadı. Bol gollü bir mücadele oynadı. Celta Vigo ile birlikte ama kazanmasını bildi. Şampiyonluk için aslında onun da hala şansı var matematiksel olarak. Yukarıdaki Atletico Madrid, Real Madrid ile Barcelona puan kaybederse şu anda 6 puan fark var Atletico Madrid liderle Atletico Madrid ile arasında ve iyi giden performansını devam ettirebilir ama Real Sociedad taş gibi takım. Onlar da iki maçta berabere kalıyorlar. Beşinci sıradalar. Onların da Avrupa tabii şeyi var, hedefi var. O yüzden burada Sevilla'ya zorluk çıkarabilirler. İki takım da önemli sakat cezalı görünmüyor. Bu maçta da ben beraberliğe çok yakınım. O yüzden direkt beraberlik aldım. Evet Sevilla kazanabilir. Belki 1-2 ya da 2-3. Yani tek farklı olur kazansa da ama beraberliği ağır bastığını düşünüyorum. Bütçesi olanlar 2'nin yanına 0'ı da mutlaka koysunlar. Ben direkt 0 aldım. %26 oynanma yüzdesiyle bu da Tottenham maçından sonra direkt beraberlik geçtiğim Avrupa'daki diğer maç. Atalanta-Juventus mücadelesi 14. mücadele tabii. Atalanta kendi evinde favori bir kere iddia oranlarına baktığımız zaman. Juventus'un da ender puan kaybedebileceği takımlardan biri Atalanta bizim takım. Yani benim takımım biliyorsunuz beğeniyorum her zaman iddiada da yer veriyorum. Toto'da da kendisine güveniyorum her zaman. Udinese karşısında da yenmişlerdi. Fiorentina karşısında da galip geldiler. 3-2 aynı skorlarla Juventus'ta artık şampiyonluktan yani hala umudu var ama 62 puanda Atalanta 61 puanda baktığımız zaman iki takım da yani Atalanta'da Romero defansta cezalı görünüyor. Juventus tam kadro görünüyor ama Juventus'un puan kaybedebileceği mücadele mi? Bence puan kaybedebileceği bir mücadele. Atalanta bir de öne geçerse yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben Juventus %53 ile favori. Evet ben karşılaşmanın yine berabere bitebileceğini düşünüyorum ağırlıklı olarak ama sürpriz aradığım için bakın Toto açısından istiyorsanız siz 0-2'ye gidin ama mutlaka 0'ı alın. Ben 1-0 aradım. Sürpriz aradım burada. Atalanta'ya güvendim. Hele bir de dediğim gibi öne geçerse Juventus gol ararken hele bir de ikinciyi atarsa o saatten sonra yenilmez diye düşünüyorum. İnşallah ilk golü biz atarız. Atalanta atar yani. O yüzden
1 ve 0 aldım. Dediğim gibi siz en az iki tercihi yapın. Mutlaka 0'ı mutlaka alın. Juventus tarafındaysanız 0-2 ya da benim gibi sürpriz arayacaksanız 1-0'a gidin. Toto açısından olduğunu belirtiyorum. Altını çiziyorum. Son olarak Napoli Inter mücadelesi. Inter'in artık şampiyonluğa gittiğini ve buradan sonra iddia bültenlerimizde en azından çok gollü maçlar oynamayacağını söylediğimden beri 1-0, 2-1, 1-0 şeklinde devam ediyor. Yine kazanmaya devam ediyor. Adım adım şampiyonluğa gidiyor. Napoli de Juventus'u 2-1 yenilmişti. Sampdoria'yı daha sonra geçti. Burada Inter'i zorlayabilir mi? Zorlayabilir. Inter için bu deplasmanda 1 puan kötü mü? Bence değil. Napoli de Lozano cezasından dolayı oynamayacak. Inter yine tam kadro kazanabilir mi? Kazanabilir. Bütçesi olanlar 2'nin yanında 0 dağılsınlar. Ben Napoli'nin yeneceğini düşünmüyorum. Inter'in en fazla 1 puanla yetinebileceğini düşünüyorum. O yüzden hatta berabere biteceğini düşünüyorum bu mücadelenin açıkçası. 0 aldım ama ikinci tercihimi sorarsanız 2 olurdu. Inter'e güvenirdim. Ama direkt 0 aldım. 256'lık kuponumda inşallah 5-6 tane bol 0 çıkar bu bültende diyelim. Çünkü ben çok 0'a gittim. Düşüncelerim benim bu kadar. Dediğim gibi çarşamba günü canlı yayında Ahmet Hoca ile Derman Hoca'nın fikirlerini de alacağız. Yine hepsini karıştırıp güzel kuponlar yapıp en az 14-15 bilirsiniz inşallah diyelim. Yorumlara mutlaka yazın ve 1000 like'ı mutlaka geçirin arkadaşlar. 1000 like, yani videomuza like yapmayan 11'de kalsın arkadaşlar. Onu her zaman söylüyorum. Teşekkür ediyorum. O şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.